Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programimizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz qanamizda qitonlar ekranimiz bo'lsin. Austin Xitoyning qurol-yarog taraqqiyotiga diqqat qilayotganligini bildirdi. Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Lloyd Austin, Xitay'nın ilgar kural yaraklarını terakki kıldırış kılmışıga yıkındın dikkat kılıvatkallıqını tähkiledi. Reuters agentliğinin haberde bildirilişe, Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Austin 18. Oktyabr günü Washington'nın Xitay'nın ilgar kural sistemisinin terakki kıldırış hareketine yıkındın dikkat kılıvatkallıqını bildirgen. Ama Xitay'nın yadro iktidarı'a ige dereceden taşkırı avazdın tiz başkurulduğun bomba sınaqılgalıqı haqqıdaki haberge baha berişini rət kılgan. Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Austin, Groziya ziyareti jarayanındaki muhbirlarını kütüveliş yığında yukarıqı sözlerini kılgan. Bildirilişe Xitay Taşkı İşler Ministerliği 18. Oktyabr günü bu axtı toxtulup, Xitay'nın 7. ayda alem kemesin sınaqılgalıqını Ama Angliya pul muamili vaqt kezdi xabar qilganidek bu sinaqning darajadan tashqari ovozdan yuqori boshqarilgan bomba emasligini bildirgan. Amerika mashina va harbiy tor bekiti Kuraiv tarafidan e'lon qilingan suratlarda ko'rsatilishicha Lungtian, Huian va Changju bazalarining ustida tortilgan suratlarda qurol-yaroq saqlash punkti va yangi ma'muriy binolarning silinganligi ko'rsatilgan bo'lib, eng az deganda 5 saqlash punkti oshkorlangan. Mezgur bazılardaki kuruluş hizmeti 2020 yılının 5'inde başlanan bulup yukun mezgildi mi devamlaşkan. Avustralya Akıl Ambiri Xitay'nın bastırışları hakkında yeni dokulat ilan kıldı. Avustralya Akıl Ambiri bugün Şarkı Türkistan'a alakadar yeni bir dokulat ilan kılıp, Xitay'nın atılmış kanun icra kılış hareketi arkalık Şarkı Türkistan halkını bastırgalıqını aşkarıldı. Avustralya Strategilik Siyaset İnstitutu bugün elan kılgan yeni dokulatta Xitay'nın Şarkı Türkistan halkıya kılıvatkan ziyankeşlik kılmışı tahlil kılıngan. Dokulatta Şarkı Türkistan'da aşka arlangan, mınlıgan sakçı dokulati ve başka resmi hüccetler nakil elingan bulup, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan başkuruş endisinin mavzudun devrede teşvik kılıngan atılmış kanun icra kılış hareketi bilen nurgun uxşaşlıqı barlıqı körüstüligen. Dokulatı kayıt kılınışça, ilgiri aşkarlanğan kan kölemlik tutkun ve mecburi emgekten başka, Şarkı Türkistan cemiyetide kalan yerlik ahallarımı siyasi karakterlik tiyatrlarını körüşke, uçuk hüküm eylan kılış yığını, paş kılış ve tenkitleş yığını, kasem kıldırış yığını, siyasi derslik, şuar dolaş katarlık faaliyetlerge katnışıkı mecburlanğan. Avustralya Strategilik Siyaset İnstitutu tetkikatçılarının bayıqışça, Xitay Uyghurlarga ziyankeşlik kılış jarayanında 5 muhim siyasetini yolu koyup, Kompartiyanın siyaset sistemisine Uyghurlarının turmuşuğa sığındırgallikini baykıgan. Bu 5 muhim siyaset Ultraq rayonunda sakçıxanı tesis kılış, tor başkuruşunu əməliyleştiriş, ailelerini ziyaret kılış ve onlar bilen birgi yaşaş, 3 kişilik nazaret mexanizmini bərpa kılış ve 10 aile birleşme müdafiye mexanizmini bərpa kılışını öz içi kaldıken. Dokulatı deyilişe bu siyasetler Şarkı Türkistan'daki mahalli ve yezi əməldarlarına alahidi hukuk bergen bulup, Ahallarının hareketi ve hissiyatını nazaret kılışıgı yol koygan. Bu arkalık cemiyette korkunçluk keyfiyat payda kılgan. Meselen Uyghur yaşının ictimai alaqı torudu elan kılgan hayatkı bolgan ümitsizliki rayon mukumluğu tehdit tep karılıp yerlik sakçılarının nişanıgı aylangan. Dokulatının abdurlarının biri bolgan Avustralya La Trobe University Xitay Milli Siyasi Profesori James Leibold Muhbirga Şarkı Türkistan'daki ahali komitetini kontrol kılış mekanizminin Xitay'nın asasi katlamını başkuruşunu küçe yetişinin bir kısım ihkallikini, bunun nişani ammını seferver kılıp, okşamağın pikir ve mukumsızlıqını tügütüşke yardım berdiğallıqını, şu arkalık Xitay Kompartiyasının hakimiyet yürgütüş hukukını cemiyetinin tüven katlamıgı mu ken yetiş ihkallikini bildirgen. Dokulatta eğitilişçe Xitay'nın atılmış terörlükü karıştırış ve mukumlıqını saklaş komandarlık organı kurup çıkıp, Bir gavdeleştirilgen birleşme meşgulat süpsi arkalık Uyghurlarının hareketini küzetken ve Uyghurlar hakkıda nurgun şahsi uçurlarını toplıgan. Dokulatın Abduriyana Xitay'nın rezil nişanıgı yetiş üçün Şarkı Türkistan'daki yukur derecelik emeldarlarının Xitay'nın növetteki asasi kanunuğu zit yeni belgeleme çıkarganlıqını bayıqıgan. Mutakhasistlerinin tekşürüşüde malum buluşça Şarkı Türkistan'daki bir kısım yerlik emeldarlar Uyghurlarını məlum rayondan qoğulab çıxırış üçün bütün ailə əzalarını tutqun qılıdığanlığı haqqında təhdid salğan. Dokulatda özünün isminin aşkarlaşını xalımığan bir saxçı mütəxəssislərini
Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirish harakati haqidagi bir bo'lik xotira bilan ta'minlangan. Saqchilarning xotirasida oshkorlanishcha bir qism tuvan darajalik amaldorlar Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur aholilarini jamiyatdan norozi, muqim adresi yo'q yoki muqim kirimi yo'q deb qo'lga olgan. Dilo'ning birida oshkorlanishcha Ikrom Emin ismli bir Uyg'ur 2017 yili faqat yerlik saqchilarning qo'lga olish vazifasini to'ldirish uchun qayta tarbiyalash lagerga solingan. Keyin Ikrom Emin lagerda betipliq jigar yallug'iga giriptar bo'lgan, ammo davolanish fursatiga erisha olmagan. Yerlik saqchilar ayolining uningga dori avatib berishini mo'chaklagan. Dokladning avtori to'plagan rasmiy materiallarda ko'rsatilishicha Sharqiy Turkistondagi Xitoylarning o'rnimi yuqori ko'rilgan bo'lib, oldingi qatordagi amaldorlarning ko'pincisi Xitoy ekan. 2021 yili 9 oygacha Sharqiy Turkistondagi Nohiylik partkomining sekretari Uyg'ur bo'lgan ahvol butunlay qolmagan. Dokulat aptorining bildirishicha Xitoy o'zlari va'da qilgan atalmish milliy avtonomiyani yo'qotgan bo'lib, bu Xitoylar hukmronlik qilgan partiya va hukumat yadrosidagi chunqur yildiz tortgan irqchilikni ko'rsatib berdi ekan. Mazkur dokulatda Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rnining tadqiqotchilari Chinghua universiteti va Harvard universitetining o'qish tarixiga ega Yuning va 2021 yili atalmish Uyg'ur avtonomiyali hukumatining muavin raisi bo'lgan Yang Fasin qatorliklarning ismini maxsus tilga olgan. Buning ichida Yang Fasin atalmish qonun ijro qilish harakati modelini o'tirg'i qo'ygan muhim shaxslarning biri ekan. Dokulat avtorining ta'kidlashicha Xitoyning Sharqiy Turkistonda tashviq qilgan atalmish maxsus tarbiyalash jazo lagerlaridagi emas, jamiyatda yashayotgan kishilarning kundalik turmushida shakllangan bo'lib, Xitoy Sharqiy Turkiston xalqining barliq sharikatlari va tilini o'zgartirishga urinigan. Dokulat avtorining biri Lei Gojun muxbirga Sharqiy Turkistondagi bostirish harakatining Xitoyning texmo kengayotgan mustabid hukmronligini aks ettirganligini, Sharqiy Turkistonda ijro qilingan atalmish muqimlikni qo'g'dash nomidagi vahshiy usullarni Xitoyning boshqa rayonlarida ham ijro qilishi mumkinligini bildirgan. Xitoy Avminga qarata kontrollikni kuchaytirdi. Xitoy yaqinqi mazgillarda Avminga qarata kontrollikni texmo kuchaytirgan bo'lib, Xitoy ilgari va'da qilgan yuksak avtonomiyaning faqat quruq nomini qolgan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy Portugaliyaning sobiq mustamlaka rayonini Guangdong o'lkasining markaziy Guangzhou bilan iqtisodiy hamkorlik rayoni qilib birlashtirib, Avmindagi qimorxonalarni kontrol qilishni kuchaytirgan hamda yerlik qonun kengashi saylimini kontrol qilgan. Avmin Hong Kongga o'xshash Xitoyning alohida ma'muriy rayoni bo'lib, asli qoida bo'yicha Xitoyning atalmish bir davlatda ikki xil tuzum ramkisi ostida yuksak avtonomiya huquqidan bahramand bo'lishi kerak ekan. Avmin navbatda uning qo'shni Guangdong o'lkasi tarafidan yaqin atrofdagi Xingchin orli bilan birlashtirilib, alohida boj rayoni va boshqa alohida siyosatlarni yo'lga qo'yilgan alohida iqtisodiy rayon ichki doirasiga kirgizilgan. Xitoyning buningdagi maqsadi Avminning iqtisodini o'yin kasbidan pul muomila, fan texnika, Xitoy tibobati, sayohat, ko'rgazma va savdo sohalariga bo'lish orqali o'zi o'yligini bo'yicha kontrol qilish ekan. Avmindagi qimor va o'yin kasbining maslahatchisi Ben Li Amerika ovoziga oshkorlashcha, Xitoyning asli maqsadi o'yin kasbining hargizmi Avminning iqtisodiga hukmronlik qilishiga yo'l qo'ymaslik bo'lib, bu alohida ma'muriy rayonni Xitoyga tayinib, iqtisodni taraqqiy qildirishga o'zgartirish ekan. Bildirilishicha Xitoy yaqinda dunyodagi eng cho'ng qimorxona shahridagi qimorxona tijoratini kontrol qilgan. Avmin hukumati yangi nazorat qilib boshqarish chorasini e'lon qilgan. Natijada Xitoy amaldorlarini avatib shirkat qimorxonalarining yurishtirilishini nazorat qilgan bo'lib, o'yin kasbining pay bahosi bu yil 9 oyining o'rtalarida 3dan 1 qismiga yaqin tuvallagan. Xitoy yana nazoratchilarini avatib qimorxona tijoratiga qatnashtirgan. Xitoyning yangi nazorat qilib boshqarish tadbirlari qimorxona tijorat kengashi soniga chek qo'ygan. Avmindagi 6 cho'ng qimorxonaning 20 Amerika shirkatlariga tabe bo'lib, pullar Avmindan Amerikaga oqadi ekan. Shu sababli Xitoy o'yin kasbiga bo'lgan nazoratchilikni kuchaytirgan. Bu yil 9 oyining o'rtalaridagi qonun kengashi saylimida saylovchilarning qatnashish nisbati aran 42% bo'lib, Avminning egalik huquqi 1999 yili Xitoyga o'tkazib berilgandan buyonki eng tuvan nisbatga tushib qolgan. Xitoyning bu qilmishlarini Amerika bilan Yevropa aldiri qattiq ayiblagan bo'lsa-mu, biroq Avmin hukumatı saylamning butunlay Avminning ichki ishi ekanligini, tashqi dunyoning aralash huquqi yo'qligini o'tirg'i qo'ygan.
Xitoy Saudi Arabiston bilan bo'lgan munosabatiga ahamiyat beradiganligini bildirdi. Xitoy O'rta Sharqdagi diplomatiyasida har doim Saudi Arabiston bilan bo'lgan munosabatlarga oldin ahamiyat beradiganligini bildirdi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Saudi Arabiston tashqi ishlar vaziri Faisal bin Farhan bilan telefonda ko'rishdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining Wang Yi Faisal bilan Farhan ko'rishishi to'g'risidagi bayonotiga asoslanganda, Wang Yi Xitoyning Saudi Arabistonning uzun muddatlik ishonchlik va muqim do'sti hamda sheriki bo'lishni xohlaydiganligini aytgan. U ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning muqim taraqqiy qilganligini eskartib, Beijingning ikki taraf munosabatlarini texnik yuqori saviyaga yetkazishni xohlaydiganligini ta'kidlagan. U Xitoy Saudi Arabistonning milliy egalik huquqini, bexatarligini va muqimligini qo'g'dashda qo'llaydi. Saudi Arabistonning ichki ishlariga aralashishga qat'iy qarshi turdi. Beijing O'rta Sharqdagi diplomatiyasida Saudi Arabiston bilan bo'lgan munosabatlarga har doim oldin ahamiyat beradi degan. Saudi Arabiston tashqi ishlar vaziri Faisal bin Farhan davlatining Xitoyga ishonchlik sherik sifatida qaraydiganligini bildirib, Saudi Arabistonning Xitoyning Iran yadro masalasidagi tangdassiz roliga ahamiyat beradiganligini qayd qilgan. Iran tashqi ishlar ministri Hussein Amir Abdullahiyan bilan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi 16 oktyabr telefonda ko'rishganda yadro kelishimi masalalari ustida suhbat o'tkazgan edi. Wang Yi barliq taraflarining yadro kelishimiga qaytib kelishi kerakligini bildirib, Iran bilan Yevropa ittifoqi o'rtasida boshlangan ko'rishishlarni mamnunlik bilan qarshi oldiganliklarini va masalani yaqindan ko'zlaydiganligini eskartgan edi. Oktay Gul va Soylu bosh elchilarga norozilik bildirdi. Turkiya muavin prezidenti Fuat Oktay, Adliya ministri Abdulhamid Gul va Ichki ishlar ministri Sulayman Soylu Turkiyada vazifa o'tayotgan 10 bosh elchining bayonotiga qattiq norozilik bildirdi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya muavin prezidenti Fuat Oktay ijtimoiy tarqoq hisobida e'lon qilgan bayonotida Anqarada vazifa o'tayotgan 10 bosh elchining korxonachi Osman Kavalaning sotlanishiga doir bayonotiga norozilik bildirib, mundaq dedi. O'zlari vazifa o'tayotgan davlatning mustaqilligiga sodiq bo'lish majburiyati bor va adliyaning mustaqilligi to'g'risida bayonot e'lon qilgan ba'zi davlatlarning bosh elchilari haddidan oshib, siyosatning adliya organlariga aralashishini talab qildi. Shuni alohida ta'kidlab o'tamanki, Turkiyada adliya organlari mustaqildir. Turkiya mo butunlay mustaqil bir davlatdir. Adliya ishlariga aralashishni orzu qiladiganlar bu orzularini o'z davlatlarida ishqa oshirishni davomlashtirsa bo'ladi. Adliya ministri Abdulhamid Gul diplomatlarning o'zlari qabul qilingan davlatning qonuniga hurmat qilish majburiyati borligini ta'kidlab, asosiy qonunimizga asosan sud mahkamalarimizga tavsiya va taklifda bo'lish har qanday bir bosh elchining haddi emasdir. Qonunning ustunligiga ko'langi tushirganimiz dal mushu haddidan eshish ham haddini bilmaslikdir deganlarni bildirdi. Yana bir tarafdan ichki ishlar ministri Sulayman Soylu Turkiya Jumhuriyatining demokratik qonun davlati ekanligini ta'kidlab, bosh elchilarning sud ishlari davomlashayotgan bir adliya organiga tavsiya va taklifda bo'lishini qabul qilg'ili bo'lmaydi. Ey bosh elchilar, shuni bilishinglar kerakki, sizlarning tavsiya va takliflaringlar o'zingizlarning qonun va demokratiya engonlariga ko'langi tushirmoqda deganlarni bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh, atigi xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.